1996 Hogevim turnuvası Luke Van Veli, Pike. C4 İngiliz açılışı Bu açılışta merkez piyonları bir süre bekletilir. Daha sonra rakibin tepkisine göre en uygun zamanda en uygun karelerden oynanılmaya çalışılır. Oldukça esnek bir açılış. Yani İngiliz açılışı birçok farklı açılışa dönüşebilir. E5 C4'e karşı en prensipli yanıt. Çünkü merkeze bir piyon yerleştiriyoruz. Arkadaşlar bu açılışa Lukwan Welen'in bir tempo önde olduğu tersten Sicilya savunması olarak bakabiliriz. At C3. Evet. Satrançta en temel prensiplerden bir tanesi açılış ilkesi olarak şahın güvenliğidir. Yani genellikle Hızlı bir şekilde rok atabilmek için öncelikle şah kanadının geliştirildiğini görürüz. Fakat karşımızdaki bu pozisyonda ezberden gidilip örneğin at f3 gibi bir hamle yapılsaydı bu kez e4 alan kazanarak ve üstüne tempoyla atı rahatsız ederek gelirdi. İşte bu nedenle yapılan at c3 e4 karesini kontrol ettiğinden dolayı ATF-3 gelişim hamlesini hazırlamakta. Ayrıca merkez ve vezir kanadındaki kontrolünü de arttırmış oldu. At C3'e karşı ATF-6 ve şimdi ATF-3. Evet şunu dediğinizi duyar gibiyim. E ne oldu burada E4 yapılamaz mı? Bakın dikkat edin. Lukvan Veli az önce rakibinin ATF-6 oynadığını görmüştü. Ve artık e4'e karşı at g5 oynayabilir. Ve e4 piyonunun biraz fazla ilerlediğini görebiliyoruz. Çünkü umutsuzca yapılacak bir vezir e7 basitçe vezir c2 ile karşılanabilirdi. Ve bu piyon bir anda düşebilir. Bu sebeple at f3'e temkinli yaklaşmamız gerekiyor. Pike de at c6 ile hem atını geliştirmiş hem de E5 piyonunu desteklemiş oldu. 4 at varyantı. Arkadaşlar burası da oldukça önemli. Çünkü ilk bakışta at C6 zararsız bir gelişim hamlesi gibi duruyor. Fakat açılış teorisi bizlere birçok oyunda da olduğu gibi C piyonlarının ve bazı durumlarda elbette F piyonlarının merkez mücadelesi için öneminden bahseder ki zaten yapılan c4 de bunu sağlamaktaydı. Çünkü olur da rakip ileride merkeze bir piyon yerleştirmek için d5 oynarsa bu kez c alır d5'ten sonra rakibinin alan üstünlüğü sağlayan daha değerli merkez piyonuyla kendisinin c piyonunu değişme imkanı bulabilir. İşte bu açıdan bakıldığında At C6'nın şöyle ufak bir sakıncası var. Yani Luke Van Veli bundan ufak bir kazanım sağlıyor. C7 piyonunun önünü kapamış durumda. Pekala. At C6'ya karşı. Piyonun C4 karesinde olduğu bu tip pozisyonlarda şah fili bu çaprazda çok bir etkinlik gösteremeyeceğinden dolayı genellikle uzun çaprazdan geliştirilmesi tercih edilir. Çünkü C4 piyonuyla birlikte uzun çapraza yerleşecek olan G2 fili, G2 fili mükemmel bir uyum işbirliği içerisinde vezir kanadında ve merkezdeki baskıyı arttırarak beraber oynayabilirler. Bu oyunda Luke Van Veli'nin tercihi E3 olmuş. Yine mantıklı bir hamle. Çünkü bir noktada şah filinin gelişimini hazırladı. Ayrıca ileride merkezde ben de varım demek için D4 sürüşleri de desteklenebilir. Ve E3'e karşı fil B4. Hatırlayın az önce ne demiştik? Bu pozisyona Sicilya savunması. Tersten Sicilya savunması. O halde fil B4 bizlere neleri hatırlatıyor? Elbette Rosolimo varyantı. Fikir tabii ki aynı. Öncelikle hızlı bir şah kanadı gelişimi bir an önce rok atmaya çalışıyor ve ayrıca fil alır c3 ile rakibin vezir kanadı piyon yapısını da zayıflatmak gibi bir ana fikri içeriyor. İşte bu sebeple Luke Van Veli vezir c2 oynamış. Yani fil alır c3 yapılırsa piyon yapısını zayıflatmamak için bu alışı vezir ile yapmak istiyor. Eğer bir plana başlamışsak genellikle o planın mantıklı sürdürümü önerilir. Pike de öyle yapmış. Fil alır C3 oynamış. Ve şimdi vezir alır C3. Beklenildiği gibi. Arkadaşlar. Açılışın fikirlerini, ruhunu anlamak gerçekten çok önemli. Ve burada şu soruyu kendinize sormanız lazım. Peki çok güzel biz fil alır C3 yaptık fakat rakibe çok önemli bir avantaj verdik. Nedir? Fil çifti avantajı. Bunun üstüne bir de Rakibin piyon yapısını zayıflatamadık. Sanki bu ilk bakışta bizim için çok iyi bir açılış varyantı gibi durmuyor değil mi? Şunu unutmayın. Luke Van Veli de açılıştan bu yana veziriyle birkaç defa oynadı ve vakit kaybetti. Ayrıca C3 karesindeki bu arkadaşımız çok önemli görevlere sahipti. Yani az önce de söylediğimiz gibi rakibin problem oluşturabilecek E4 sürüşlerini zorlaştırıyordu. Artık bu biraz daha elverişli bir hale geldi. Ayrıca merkez D5 karesi üzerindeki denetimi de bir anlamda biraz azalmış durumda. Yani merkezde daha girişimci olan D5 sürüşü daha bir rahatlıkla yapılabilir. Yani şunu söylemek yerinde olur. Verilen fil çifti avantajı karşılığında Pike'nin dinamik bir oyununun oluşabileceğinden söz edebiliriz. Şimdi korumamız gereken bir e5 piyonu var. Vezir e7. Arkadaşlar d6 hamlesi de çok ilkeli bir yanıt olurdu. Neden mi? Çünkü az önce şah filimizi değiştik ve artık piyonlarımızı siyah renkli karelere koymaktan hiçbir endişe taşıyamayız. Ve ayrıca rakibimizin elinde kalan bu vezir fili, rakipsiz filini de bu piyonlarla kısıtlayabiliriz. Tabi şunu söyleyelim, fil çiftleri açık pozisyonu sever. Bu sebeple oyunu bu şekilde merkezden kapalı tutmak da oldukça prensipli bir yaklaşım olurdu. Fakat bunun şöyle sakıncaları var. Rakip hemen vezir kanadından alan üstünlüğünü arttıran B4 gibi bir tercihte bulunabilir ve oyun boyunca biraz pasif bir savunmada planda kalabilirdik. İşte bunu gören Pike, vezir alır C3'e, vezir E7 ile piyonlu koruyor. Kendisinin şöyle güzel bir fikri var. Henüz D7 piyonuyla oynamadı. Belki de ileride hiçbir şekilde vakit kaybetmeden bir hamlede merkezden D5 sürüşünü yapabilir. Ayrıca Az önce bahsettiğimiz alan kazandıran B4 sürüşünü de engelledi. Peki, burada A3 oynamış Lukvan Veli. Çok fazla yoruma gerek duymuyor B4 yapma düşüncesiyle. Ve Pike tabii ki rakibinin buradan hızlıca gelmesini engellemek istiyor. Çünkü rakibinin açık bir hedefi var. C6 karesindeki bu at her zaman B5'e maruz kalabilir. Bu ne anlama geliyor? aynı zamanda merkez piyonuna yönelik de bir atak. Bu nedenle B4'ü engellemek adına A5. Ve şimdi B3. Tabii ki bu piyonlara baktığımızda vezir filinin uzun çaprazdan geliştirilmesi kadar doğal bir şey olamazdı. Peki Luke Van Veli bunu araya bir A3 eklemeden de yapabilirdi. A3 oynayarak ne elde etti? Öncelikle rakibine A5 sürdürttüğünden dolayı dikkat edin B5 karesi zayıfladı. Evet C3 karesinde bir atın olmasını isterdik. Bu mükemmel olurdu çünkü bu at B5 karesinde çok önemli isteklerde bulunabilirdi. Fakat yine de ileride hazırlıklar sonucunda B4 B5 yapılabilir. Çünkü artık rakibin elinde A6 gibi bir savunma yanıtı olmayacaktır. Peki Tabi şunu da söyleyelim. Olur da günün birinde bu atlardan bir tanesi B4 karesine yerleşmek isterse artık A3'teki piyon bunu engellemiş durumda. En son B3'e karşı kısa rok fil B2 bir kez daha E5 piyonu istek altında kale E8 ve şimdi D3. Tabii ki birçok videomuzda merkeze piyon yerleştirmenin öneminden bahsediyoruz. Ve burada da neden D4 olmadı sorusunu sorabiliriz. D4'ün şöyle sakıncaları var. Hem at E4 ile kurulan bu çok güçlü fil vezir bataryası bozulabilirdi. Hem de yine E4 gibi bir yanıt atı rahatsız ederek gelirdi. Bu nedenle E4 karesinin denetimini sağlayan D3 şimdilik oldukça mantıklı. Ve arkadaşlar... Oyunun başından bu yana D6 sürüşünün ertelenmesinin ana fikrini burada görüyoruz. Bir hamlede D5 yapabilmek için ve şimdi izin verilirse D4 biraz problem oluşturabilir. Şah halen merkezde bu sebeple C alır D5 at alır D5. Oyunun başında da söylediğimiz gibi bu değişimler sonucunda Luke Van Veli merkezde 2'ye 1 piyon üstünlüğü elde etti. Aynı zamanda yara açık c dikeyi. Peki yaran pike'nin avantajları ne? D5 karesine çok güçlü merkezi bir at yerleştirdi, merkezi hafif merkezi taş bir oyunu olabilir. Ayrıca e5 piyonu sayesinde güzel bir alan avantajı var ve kendisinin de yara açık d dikeyinden baskısının oluşabileceğini görebiliyoruz. Şimdi at alır d5'e vezir istek altında vezir c2. Arkadaşlar, iki oyuncunun planından yapması gerekenlerden biraz söz edelim. Yine Sicilya savunması aklımıza gelmeli. Burada Pike'nin E5 piyonu kendisine merkezden ve şah kanadından bir alan üstünlüğü veriyor. Ve oralardan oynaması gayet doğal olur. Lukvanveli ne yapacak? Çok iyi bildiğimiz azınlık hücumunu gerçekleştirmek için bir noktada B4 yapabilir. Çünkü vezir kanadından yara açık C dikeyine sahip. Ve biz Sicilya savunmasında neyi biliyoruz? Yani rüya pozisyon olarak D5 sürüşü. Yani bu pozisyondaki karşılığı D4 sürüşü. Bunu yapabilirse rakibine alan üstünlüğü veren merkezdeki tek piyonunu değişebilir. Fakat bunlar sonucunda halen kendisi yine merkezde bir piyonla kalabilir. Fakat D4'ün yapılması hem E dikeyindeki hassasiyet hem de her zaman D4'ün e4 ile yanıtlanışı sebebiyle kolay değil. En son vezir C2'ye fil G4. İzin verilirse şah kanadı piyon yapısının zayıflatılması fikri var. Bu sebeple fil E2, kale A D8 kısa rok ve kale D6. Az önce ne demiştik? Luke Van Veli, şah kanadından bir oyun gerçekleştirebilir ve kalesini atak için oraya aktarmaya çalışabilir. Ayrıca bakın Öyle tahmin ediyorum ki Luke Van Veli rakibinden kale D6'yı gördükten sonra şu ikilemde kalmış olmalı. Acaba rakibim kalesini şah kanadına mı aktarmak istiyor yani bir şah kanada saldırısı yapmak için? Yoksa kalelerini dubleleyip belki de vezirle triple yaparak benim zayıf D3 piyonma baskıyı arttırmak mı istiyor? Yani rakibin kafasında fazla soru işaretleri oluşturan çok esnek bir plan. Peki, kale D6. Vezir C4, vezirin daha etkili olabileceği dördüncü yataydan hücum ve savunma fikirleriyle vezir D7. de ben filimi korudum. Bu filden çok mu rahatsız oluyorsun? O zaman haşuç yapmalısın. Fakat bunu yaptığımda gözümü kırpmadan fil alır haşuç fedası yapabilirim, diyor. Bu sebeple vezir D7'ye, Luke Van Veli sakince, Kale A C1 oynamış. Kaleler açık dikeyleri sever. Ve at B6. Vezir aktif olduğu dördüncü yataydan uzaklaştırılıyor ve vezir C2. Fakat satrançta çoğu zaman yaptığınız bir hamleden %100 avantaj elde edemezsiniz. Bir şeylerden de feragat etmek zorundasınız. Yani at B6 evet rakip veziri biraz daha pasif bir noktaya itti. Siz de atınızı merkezden Geri bir kareye çekmiş oldunuz. Vezir c2'ye kale g6. Tabii ki şahla kalenin aynı dikeyde olması rahatsız edici. Bu sebeple şah h1 ve tekrar kale h6. Kaleyi şahla aynı dikeye gelerek. Ve burada at g1 oynamış luk van veli. Aslında şah h1'in bir diğer fikrini görüyoruz. Gel şu filleri değişelim. Yani ortada bir gerilim var. Fakat büyük ustalar gerilimi çok iyi bir sebep olmadıkça kendileri sonlandırmak istemez. Bunu rakibinin yapmasını ister. Yani olur da burada fil alır E2 yapılırsa C1 karesindeki bu çok kötü olan at bir anda E2 karesinden oyuna girebilir. İşte bu sebeple şimdilik Pike bunu ellemiyor. Kale D8 oynuyor. Bakın aslında rakibine şunu söylüyor. Ben şimdi fili almak, bu piyonun savunucusu olan fili değişip daha sonra piyonu almak istiyorum. Ve olur da sen bu filleri değişirsen, fil alır g4, vezir alır g4, artık senin hem bu piyonu savunan hem de şah kanadındaki beyaz renkli kareleri savunan filin tahtada artık olmayacak ve ben çok rahat bir oyun elde edebilirim düşüncesinde. Bu sebeple önce kale f d1. Zayıf piyona yoğun destek sağlayarak Şimdi kale D6. Tekrar düşünce fili alıp piyonu almak. Bakın esnekliği görüyor musunuz? Kale bir oraya gidiyor bir buraya. At 3 Tekrar fil alır E2'yi engelledi. Arkadaşlar fil alır F3 cepte. Bunu istediğimiz zaman yapabiliriz. O halde acele etmemize gerek yok. Vezir F5. Hem E5 piyonunu korudu. Hem de halen baskıyı sürdürüyor hem de olası bir şah kanadı saldırısı için vezirini rakibin şahına biraz daha yaklaştırdı. Ve az önce ne demiştik? Luke Van Veli'nin bir karşı oyunu olacaksa o da üstün olduğu vezir kanadından olmalı. Yani azınlık saldırısı. B4. A alır B4, A alır B4. Tabii ki bu plan ufak bir taktikle destekleniyor. Eğer at alır B4 yapılırsa rakibimiz vezir alır c7 ile vezirini tehlikeli bir noktaya getirebilirdi. Bu sebeple a alır b4'e şimdi Lukvan e, Pike fil alır f3 yapmış ve tabii ki piyonu kaybetmemek için bu alışı piyonla yapmak zorunda kalmış Lukvan Veli ve artık şah kanadı daha da zayıfladı. Ve şimdi at d5. Evet hiçbir şey yapmayan atımızı güzel bir şekilde merkezileştirdik. Ve tabii ki bir düşüncede bu alışı D5 karesindeki at ile yapmak ve rakibe vezir alır C7 fırsatını sunmamak. Fakat o kadar kolay değil. B5. Arkadaşlar burası çok güzel. Şu an Yeruan Pike'nin dahiyane taktiğinin hemen biraz gerisindeyiz. Bakın az önce F3 karesinden alışla rakibimizin şah kanadını özellikle a2 piyonunu zayıflattık. Bu piyon artık herhangi bir piyon tarafından desteklenemiyor. O halde gözümüzü rakibin şah kanadına çevirmeliyiz. Aklımıza nasıl bir kurulum geliyor? Öncelikle vezir a3 oynayabiliriz. Hani atımızı görmezden gelerek rakip bu at fedasını kabul etsin. Düşüncemiz ne? Rakibi a2'den mat etmek. Yani kale a6. Fakat şöyle bir savunma var. Fil alır e5. Evet, a2'yi savunuyor. Materyal gerideyiz ve oyun kayıp oldu. O halde bu olmuyor. Peki, bunu hesapladık. Çok güzel. E b5'e o zaman biraz daha ince düşünüp önce kale a6 ile başlayalım fikrimize. Neden? E5 piyonu boşta kalmasın. Çünkü bu kez hemen at alınırsa Bakın artık vezir h5'ten geliyoruz. Yani fil alır e5'e imkan tanımadan mat istiyoruz ve rakip de filini vermeli. Fakat işler o kadar kolay değil. Kale h6'ya rakip burada atı almak zorunda değil. Kendisinin kale g1 ve vezir h5 geldiğimizde kale g2 gibi bir savunması var. Evet baskımızın olduğu aşikar fakat şunu unutmayın. Bizim çok değerli çok güçlü taşlarımızdan vezir ve kale atağa bağlanmış durumda. Fakat rakip tek bir kalesiyle bunu güzel bir şekilde savunabiliyor. Ayrıca biraz sonra F4 gibi bir açarak saldırı savunma imkanı göz önüne alındığında bizim şah kanadındaki saldırımız oldukça yavaşlardı. Fakat rakip dolu dizgin vezir kanadından geliyor olurdu. Bu da iyi değil. O halde B5'e karşı ne yapıyoruz? Hemen bu fikrimizden vaz mı geçiyoruz? Bu öyle kolay kolay vazgeçilecek bir fikir değil. Çünkü bunu oldurabilirsek yani A2'den rakibi mat edeceğiz. Oyun bitecek. O zaman biraz daha derinlere iniyoruz arkadaşlar. Biraz daha ince düşünüyoruz. İşi ileriye götürüyoruz. Hemen kafamızda şu soru oluşması gerekiyor. Çok güzel ben rakibin fil alır E5 ve kale G2 savunma fikirlerini gördüm. O halde bunları engelleyebilir miyim? Kendi atağımı oldurabilmek adına. İşte Yaruan Pike de işi bu şekilde ileri götürmüştü. Bu soruyu kendisine sormuştu ve burada B5'e karşı atını D4 karesinden feda ediyor. Neden mi? Öncelikle veziri istiyor. F3 piyonunu istiyor. Rakibe çok fazla bir seçenek bırakmamakta. E alır D4. Peki ne oldu? Az önceki fil alır E5 savunması kendi piyonu tarafından çaprazı kapandığından dolayı mümkün değil. E peki Kale G2 savunmasını görmüştük. Bunu göz ardı edemeyiz. Bakın, artık bu piyon at fedasını kabul ettiği için D4 karesinde F4'ü kontrol edemiyor. O halde Kale G2'ye de At F4'le bir karşı atak yapabiliriz. Mükemmel. Ve şimdi en son e alır D4'e pike. O bizim ana fikrimiz olan vezir ve kalenin dublenelimip mat etme fikrine başlamış. Kale H6 kale g1 fakat at f4 kale g2 mümkün değil ve şimdi vezir a3 isteği oyunu bitirecek bu sebeple kale g4. Bu da problem değil. h5 karesinden biraz farklı bir yoldan mat istiyoruz. Ve h4'e karşı lütfen videolarınızı durdurup düşünün. Pike'nin yerinde olsaydınız ne oynardınız? Dahiyane bir planın dahiyane bir vezir fedasıyla sonucunu görmekteyiz vezir alır h4 kale ile almak zorunda kale alır h4 şah g1 tek seçenek ve eğer bu vezir fedasını gördüyseniz kale d6'yı bulmalıydınız aksi takdirde bu devam yoluna girilemezdi ve arkadaşlar kale g6 ve takiben kale h1 mata çare olmadığı için oyunu terk ediyor gerçekten mükemmel bir oyun. Dahiyane bir plan, mükemmel bir plan, mükemmel bir bitiriş. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla, bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenir, abone olur, yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Sondaki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.